İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle planlı ders bölümlerimizin 25.sindeyiz. En son dersimizde üçgende eşliği görmüştük. Bugünkü dersimizde üçgende benzerlik konusunu işleyeceğiz. Eş üçgenleri hatırlayalım şöyle bir. Eş üçgen dediğimiz olay. iki tane üçgenimiz var. ABC üçgeni ve DEF üçgeni gibi. Bu iki üçgenin de tüm açıları ve tüm kenarları aynı ise bunlara eş üçgenler diyorduk. Şöyle eş yazıyorduk. Bugünkü dersimizde ise arkadaşlar iki tane üçgenimiz var. İç açıları kesinlikle aynı olmak zorunda. Alfa alfa, teta teta, beta beta gibi. Ama kenarları aynı olmak zorunda değil. Bir uçak maketini düşünürsek makette arkadaşlar iç açıları değiştirilmez. Kenarları belli bir oranda büyütülür ya da küçültülür. Yani bu şekilde olduğu zaman benzer üçgenler olur. Benzer üçgenler olduğu zaman da ABC üçgeni DEF üçgenine şu şekilde benzer olduğu yatık S şeklinde bu sembolle gösteririz. Yine burada şu A ile D'nin yerlerinin başta olmasının bir anlamı var. İkisinin de açısının alfa olduğu anlamına gelir. Ortada B var, diğerinde ortada E var. Burada da her ikisinde de teta olduğu anlamına gelir. Bunların yerleşir, yerleri değişirse anlamı değişir. Bakın mesela A eşittir D demiş. Açı ölçüleri eşit demiş. Alfa alfa, teta teta, beta beta olacak şekilde burada da göstermiş. Şöyle bir orantı sabitimiz var arkadaşlar. Kenarların birbirine oranları daima aynı sayıya eşit olmalı ki burada benzer olduğunu ifade edebilelim dedik. Peki benzerlik oranı bir sene olur. Yani tüm kenarları 5 cm'e 5 cm, 4'e 4, 3'e 3, e 3 gibi birbirine eşit iki tane üçgenimiz olur. Yani aslında bunlar benzer değil de eş üçgen demek daha doğru olur. Benzer iki üçgenin yükseklikleri, açı ortayları, kenar ortayları ve çevre uzunlukları oranı yine buradaki K benzerlik oranına eşittir diyebiliriz. Birinci örneğimizde ABC FDE'ye eşittir diyor. Benzerdir diyor. Demek ki A ile F birbirine eşittir. Buradaki A açısına alfa dersen buradaki F açısına alfa demek zorundasın. B açısı D açısına eşitmiş. B 90, D açısı da 90. O zaman bu alfa dediğimiz açı 30-60-90 üçgeni burası 30. Burası da 30'dur. Geriye 60 derecelik bir açı kaldı. C açısı da 60 derece. Demek ki CAB 30 derecedir. Yani şu A açısı 30 derecedir. de e, DF'ye yani şurası DF'ye diktir 90 derece. Bu da doğru. BC'nin DE'ye oranı 1 bölü 2 midir? Bakalım. 90'ın karşısında birinde 2 var. Diğerinde 90'ın karşısında 4 var. Demek ki bu kenarların oranı K benzerlik oranımız 1 bölü 2. 30'un karşısındaki BC'ye bakıyorum. Sonra 30'un karşısındaki DE'ye bakıyorum. Bunların birbirine oranı yine 1 bölü 2 olmalı. Yine bakın DF bölü AB diyor. DF uzunluğu şu uzunluk arkadaşlar 60'ın karşısındaki uzunluk bölü AB. Diğerinde de AB. Bakın 60'ın karşısında. Eşittir EF bölü AC diyor. EF'miz 4. AC'miz de yine bakın 90'ın karşısında ve 2 olacak şekilde birbirine eşittir. E şıkkı demek ki yanlış olan şıkkımız. ABC çeşitkenar bir üçgen. Çeşitkenar diyorsa tüm açıları, tüm kenarlar birbirinden farklıdır. ABC e, benzer üçgenmiş. Demek ki ortadaki B ile E birbirine eşit açılar. Sondaki C ile F birbirine eşit açılar. AB bakın ilk iki tanesi AB. Sonra burada ilk ikisine bakıyorum DE. Tamam. BC'ye bakıyorum. Sondaki iki tane köşemiz BC. Sondaki iki tane köşemiz EF. Bunların oranları bu şekilde yazıldığında birbirine eşit olur. Yani buradaki her üç öncülümüz de doğrudur. ABD üçgeni DCB üçgenine benzerdir. Yani şu alttaki üçgende A açısına şöyle çizgiyle gösterirsek ABD üçgeninde diğerinde de D açısına eşittir. Buradaki çizgiyle gösterelim. Alttaki üçgende B açısı noktayla gösterirsek yukarıda da C açısını noktayla gösterebiliriz. O zaman geriye kalan şu açılarımız da şöyle çift çizgiyle gösterilebilir. Dolayısıyla bu iki üçgenimizde birbirine ne oldu? Benzer oldu. Açıları aynı oldu. Bakın şu noktanın karşısında bu üçgende 4 varken diğer üçgende 7 var. Demek ki bunların arkadaşlar birbirisi arasındaki benzerlik oranı K dediğimiz benzerlik oranı 4 bölü 7'dir. Ne demiştik? Çevreleri oranı da 4 bölü 7. Bakın küçük olan üçgenin çevresi 24. Büyük olan üçgenin yani DCB üçgeninin çevresini bu 4 bölü 7'den bulunuz diyor. 4 ile 6'yı sadeleştirelim. 6 kere var burada. 6 kere 7, 42. Yani benim DCB üçgenimizin çevresi 42 cm. ABC üçgeni benzerdir DEF üçgenine. Buradaki hemen A'yı çizgiyle gösterelim. Burada D'ye. Sonra ortada B var. E ile aynıymış. Buraya nokta diyelim. Alfa, beta, teta da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Gösterimler bu şekilde de işe yarar. Bakın mesela arkadaşlar K benzerlik oranını bulmak için şu çift çizginin karşısında 6 var. Diğerinde 4 var. Demek ki bu oranımız 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Şu noktanın karşısında Y var. Diğerinde arkadaşlar 5 var. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi üçgeni yukarıya yazdık? Ona dikkat edeceğiz. Mesela ben yukarıya büyük olan üçgeni yazdım. ABC üçgenini yazdım. Aşağılara da EDF'nin ölçülerini yazıyorum. Buradan eşittir diyelim. Şu nokta çizginin karşısında x var. Burada çizginin karşısında 6 var. x bölü 6. İçler dışlar yaparsanız 2y eşittir 15. Y'mizi ne buluruz? 15 bölü 2 ya da 7,5. Sonra bu 3 bölü 2'yi şuraya yazalım. Tekrar içler dışarı yaparsanız 2x eşittir 18. x'imiz 9. E biz buradan ikisinin toplamını istiyoruz. x artı y'miz 9 artı 7 buçuktan. 7 olsa 16 olur. 16 buçuk santimetre elde edebiliriz. ABC üçgenimiz büyük üçgen. Çizgiye nokta 2 nokta diyelim. Sonra ADE üçgeniyle birbirine benziyormuş. İkisi de A açıları ortak gördüğünüz gibi B ile D aynı olacak. Demek ki şuradaki nokta ise burası da nokta. Diğeri çift çizgi. Bu da çift çizgi diyebiliriz. Burada arkadaşlar bakın mesela şu noktanın karşısında küçük üçgende X varsa büyük üçgende bu noktanın karşısında 8 değil 2 değil ikisinin de toplamı yani 10 cm olacak. Daha sonra şu çift, çift çizginin karşısında bakın arkadaşlar küçük üçgende ne var? 8 cm var aynı açının karşısında burada ne var? AB var. Bu eşitliği yazabiliriz arkadaşlar. Buna da K benzerlik oranı deriz. Bu arada K, AB uzunluğuna 12 cm demiş. AB yerine 12 diyebilirsiniz. Bunu silebiliriz. İçler dışlardan x çarpı 12 eşittir. 8 çarpı 10. Yani 12x eşittir 80. Her iki tarafı 12'ye bölelim. Cevabımız 80 bölü 12 olur. 80 bölü 12 şıklarda yoktur. Bunları 4'e bölebilirsiniz. 4'e bölü 20, 4'e böl 3. X'imiz 20 bölü 3 santimetre. Bazı benzerlik kurallarımız var. Eşikte olduğu gibi arkadaşlar. Burada da mesela açı 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 benzerlik kuralımız var. 3 açımız da birbirine eşit. Ne demiş burada? 2 üçgen arasında yapılan birebir bir eşlemede karşılıklı ikişer açının ölçüleri eşse. 2 e iki açı eşitse arkadaşlar 3. açı da eşittir yani. Bakın burada A ile D birbirine eşittir diyorsa Burada yazarken mesela eşlik benzerliği yazarken başa A'yı koyduysan diğerine D'yi koyuyorsun. Burada teta ise teta ise ortaya B'yi koymuşsan diğerine ortaya E'yi koyuyorsun. Bu şekilde bir ne yapıyoruz? Benzerlik kuralımızı yazıyoruz. Bakın mesela bu iki açımız arkadaşlar çizgi çizgi çift çizgi çift çizgi. O zaman diğer açılarımızda 180'e tamamlayacağımız için ikisi de beta beta olabilir. Buradan iki üçgenin de birbirine eş olduğunu söyleyemiyorum. Çünkü birisinde 3 diğerinde 3 değil. Bakın burada 2 katı. Demek ki 6'nın 3'e oranı. Burada bakın alfanın karşısında 8 var. Diğerinde x var. 8'in x'e oranı. 6 bölü 3 eşittir 2'dir. İçler dışlardan 2x'imiz 8'dir. X'imiz de 4 cm gelir. ABC bir üçgen. ABC burada benzerdir. AED'ye. Her ikisinde de A'lar ortak nokta. Tamamdır. 50. Birinde B var. Büyük üçgende B var. 70 derece. Diğerinde E var. Demek ki burası da 70 derece. Büyük üçgendeki C ile küçük üçgendeki D de birbirine eşit. Burası da X. Herhangi bir üçgende iç açıları toplamından gidiyorum. X artı 50 artı 70 eşittir. 180. 120'yi diğer tarafa atıyorum. Buradan X'imiz de 60 derece. Çıkmış bir sorumuz var. ABC bir dik üçgen. Dik olduğunu burada 90 dereceden fark ediyoruz. Hemen burası da 90 derece. Diklikleri ifade etmiş. AD eşittir. DC demiş. Şu uzunlukla. Buradaki şu uzunluk birbirine eşittir demiş. CF, FA'nın iki katı. Mesela buraya A dersek buraya 2A diyoruz. AB eşittir 12 demiş. Bu tamam, bu tamam, bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada AD, DC'ye eşitse Burası alfa derece ise noktayla gösteriyorum. Burası da alfa derece. Şimdi küçük üçgende burası da teta olsun. Küçük üçgen alfa teta 90 üçgeni. Bu hangi üçgen? A, AEF üçgeninden bahsediyorum. Büyük üçgene bakarsanız arkadaşlar, büyük üçgen dediğimiz CBA üçgenidir. CBA üçgenine bakarsanız burada da açılarımız yine alfa, açılarımız 90. O zaman şuradaki A açımız şuraya yazdığımız zaman teta derece yazmamız gerekiyor. Şu boşluğa teta yazacağız. İsterseniz büyük üçgen ve küçük üçgeni şöyle yazalım. 90'ın karşısında küçük üçgende A var. 90'ın karşısında büyük üçgende ne var arkadaşlar? Şurada bakın AC uzunluğumuz 3A. Demek ki burada benzerlik oranımız A'ya 3A yani 3 katı olmuş. 1'e 3'tür. Bakın burada alfanın karşısında küçük üçgende x var arkadaşlar. Burası x ise büyük üçgene baktığımız zaman alfanın karşısında 3x olmalı. Burası x ise burası 3x. Demek ki 1'e 3 oranı varsa buradan x'imiz 4 cm gelir. Burayı tam anlamadıysak şöyle kenarlarda yazalım. A, E, F üçgeni bu. Diğer üçgende de arkadaşlar ABC üçgeni şöyle teta burası B burası da C olacak şekilde. İki üçgenimizde yine eş olan açılarımız var. Hemen eş olan yerlerden başlıyoruz. Küçük üçgenimiz ADE üçgeni olsun. Buradaki açılarımız alfa, teta. Şöyle ne diyelim? ADE üçgeni derseniz burası alfa, burası A, teta, 8 ve 12. Şimdi bir de büyük üçgene bakalım. Büyük üçgenimizde neler var? Büyük üçgende ABC üçgeni dedik. Şöyle ABC burası teta. Diğeri de alfa derece. O zaman üçüncü geriye kalan açılarımız da betadır. Neydi? Açı 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 benzerliği vardır demiştik. Bakın alfanın karşısında 8 var. Diğer soruda diğer üçgenimizde burada AB uzunluğu var. Buraya ne diyelim? X diyelim. 8'in X'e oranı. Sonra bakın teta'nın karşısında küçük üçgende 12 var. Büyük üçgende BC uzunluğu yani ne var? 18 cm. 12 bölü 18. İçler dışlardan önce 4 ile sadeleştiriyorum. 2 defa var. 3 defa var. 3 ile sadeleştiriyorum. 1 kere var. 6 kere var. X eşittir. 2 çarpı 6. Yani x'imiz 12 santimetredir. Bu soru diğerlerine göre biraz daha değişik bir soru arkadaşlar. Mesela bakın soruyu okudunuz. 3 tane çizgiyle gösterilen açı var. Mesela bu açılara A açısı dedin. Buraya A dedin. Buraya A demek zorundasın. Diyelim ki buraya B açısı dedin. Şurası iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verecek. Nokta nokta gösterdiğim yerde burası A artı B'dir. Diyelim ki buraya ne dedik? D açısı dedik. O zaman burası da A artı D'dir. Buraya C açısı derseniz şu nokta nokta üçgende iki iç açı diğer dış açı burası da A artı C olur. Şimdi bizim bir tane büyük üçgenimiz var. Büyük üçgenin iç açılarını köşelerini şöyle yazalım. C burası B burası A. A artı D açısı A artı C açısı. Burası da A artı B açısı. Kenarlarımız 30'a 24. İçerideki küçük üçgeni çizmeye çalışalım. İçeride ne üçgenimiz var? DEF üçgenimiz var. Buradaki iç açılarımız yine A artı B var. Buradan A artı D var. Şuradan da yine A artı C üçgeni. Kenarlarımız da burada X'e 8'dir. Bu iki üçgen birbirine nedir arkadaşlar? Benzerdir. Açı 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 benzerliğimiz var. Bakın A artı B'nin karşısında 24 varsa burada A artı B'nin karşısında 8 var. Demek ki 3'e 1 oranında bir benzerliğimiz var. A artı D'nin karşısında burada 30 varsa A artı D'nin şuradaki açının karşısında X var. 30'un X'e oranı 3 bölü 1 olmalı. İçler dışlardan buradan X'imizi 10 buluruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Şöyle bir yıldız koyalım. Bir özet yapalım kendimizce. Eşlik benzerliği mantığı şu. Aynı açıların karşısındaki kenarlar birbiriyle orantılı olmalı. Aynı açıların karşısındaki kenarlar birbiriyle orantılı olmalı. Kenarlar orantılı olmalı. Yani AB bölü BB, BC bölü falan filan demek yerine açılara küçük bir alfa, teta, beta bir şeyler yapıştırırsınız arkadaşlar. O şekilde daha rahat görürsünüz. Mesela bakın burada da iki tane açımız var. Bunlara eşit vermiş. Alfa, alfa. Diyelim ki şu açıya ne diyelim, teta diyelim. Şu üçgende iki açının toplamı diğer dış açı, alfa artı teta. Buna da ne diyelim? Her zaman kullandığımız betayı kullanabiliriz. Şimdi şu üçgenimiz ADC üçgenimiz olsun. ADC üçgeninin açıları alfa, alfa artı teta, bu da beta. Şöyle kenarlarımızda yazdık, 6x, burası da a. Şimdi büyük üçgenimizi yazalım. Büyük üçgenimizde açılarımıza şöyle bir bakıyorum. Burada alfa var. Burada beta var. A köşesi var. Burada alfa artı teta var. Kenarlarımız x, 2 ve 6 var burada. Topluyorumun tabii ki 8. Şimdi bakalım. Açılarımız aynıysa bunlar birbirine benzerdir dedik. Şimdi ne yapacağız? Benzerlik oranını bulacağız. Alfa'nın karşısında 6 var, diğerinde x var. Sonra Alfa artı teta'nın karşısında x var. Alfa artı teta'nın karşısında 8 var. Şimdi içler dışarı yaparsam x kare eşittir 48. x eşittir kök 48. Şimdi 48 hiçbir sayının karesi değil. Ancak bunu 16 çarpı 3 diye çarpanlarına ayırırsak 16 dışarı çıkar. x'imizi de 4 kök 3 cm bulursunuz. Bunu sonraki föylerimizde kum saati ya da kelebek olarak göreceğiz ama Şimdi o şekilde yapmayalım. Başka bir yöntem kullanalım. A, B, C, D'ye paralelmiş. Paralelliği şekil üzerinde şöyle gösteririz. Paralellik varsa ters açılar vardı. İç ters açıları hatırlayın. Şurada bir makas var arkadaşlar. Şöyle olduğu zaman yukarı bakıyor, aşağı bakıyor. Bunlar ters açılar oluyordu. Bunları da teta teta diyelim. O zaman diğer geri kalan açılarımız da 3. harfimiz beta beta beta. Şimdi yapalım. Yukarıdaki üçgenimiz ABK üçgeniyle Aşağıdaki üçgenimiz DCK üçgeni arkadaşlar. İç açıları birbirinin aynısı olduğu için bunlara ne diyorum? Hemen benzerliği yapışırdık. Bakın teta'nın karşısında yukarıda 4 var aşağıda 6 var. K benzerlik oranı için 4 bölü 6 diyebiliriz. Beta'nın karşısında yukarıda 5 var. Burada x var. Yani diğer kenarlarla işim yok. Sadece x'i sorduğu için bu şekilde yapıp bırakıyorum. 4x eşittir 30. x eşittir 30 bölü 4. Bunu isterseniz sadeleştirip 15 bölü 2 yazarsınız. Şıklarda eğer yoksa 7,5 cm dersiniz. Yine DE benzer paraleldir. BC kenarı demiş. Bunlar paralel. O zaman şurada yöndeş açı dediğimiz olaylar var. İkisi de nokta nokta alfa alfa. Bunlar paralellikten arkadaşlar yöndeş açı beta beta teta teta. Burası da beta. Şimdi büyük üçgenimiz ADE üçgeni Sonra altta bir de büyük üçgenimiz olsun. ABC üçgenimiz olsun. Burası 4, burası x. Beta'nın karşısında birinde 4 var, birinde x var diyoruz. Artık bunları öğrendik. Teta'nın karşısında birinde 6 var. Şurası teta. Sonra altta teta'nın karşısında 6 ve 2'nin toplamı yani 8 var. Burası da teta. ABC, ABC yazalım. Burası ADE diyelim. Sorumuz bitti. Yani 4'ün x'e oranı 6'nın 8 e oranı. Buradan 6x eşittir. 40, 32. X'imiz 32 bölü 6. E 2'ye bölelim. 16, 2'ye bölelim. 3. Diğer bir benzerli kuralımız kenar açı kenar arkadaşlar. 2 tane kenarımız var. A ve B gibi atıyorum. Ne olsun bunlar? 30'a 40 olsun. Aralardaki açı da neymiş? Alfa'ymış. Burası da alfa atıyorum. 30 derece. Diğerine de bakıyoruz arkadaşlar. Burası 3. Burası da 4 cm. O zaman bunlar nedir? Diğer üçüncü kenarlar da şu karşıdaki kenarlar da birbiriyle orantılıdır. Atıyorum burası 50 ise burası da 5 olmak zorunda. Bu şekildeki iki üçgene benzer deriz ve ABC benzerdir. DEF olarak yazarız. Yani üçüncü kenarı vermese de biz onu artık benzerlikten yapacağız. Bakın burası alfa. Alfa arkadaşlar. 9'a 12. 3'e 4. E bakın bu 3 katı 9'un 3 katı 3'ün 3 katı 9 4'ün 3 katı 12. Demek ki burada bir benzerlik olduğunu hemen gördük. 9'un 3'e oranı 12'nin 4'e oranı 6'nın x'e oranı. Bunların hepsini sabitlersek 3'e eşit. E buradan x'i bulmak kolay. x'imiz 2 santimetre gelir. Buradaki önemli olan özelliğimiz soruda AB eşittir AC. Şimdi bu AB ile bu AC birbirine eşitse şu ikisini ne diyebiliriz? Alfa alfa diyebiliriz. Bakın buradaki üçgende kenarları 8 e 12 iken diğerinde 4'e 6. Bunların bakın birbirlerini böldüğümüz zaman 8'in 4'e oranı 2, 12'nin 6'ya oranı 2. Benzerlik oranımız 2 demek ki burası 6 ise diğerinde alfa'nın karşısında x'imiz var. Bu oranı 2'ye eşitliyoruz. x'i 3 buluyoruz. Yine burada bakın küçük üçgen ADE üçgen olsun. Burada alfa var. Büyük üçgenimiz ABC üçgeni olsun. ADE ile ABC üçgeninde nedir arkadaşlar? İki açımız ortak verilmiş. Şimdi bunun direkt benzer olduğunu yazamıyorum ama kenarlara bakıyorum. Burası 4'e 6. Kenar açı kenardan yapacağız. 4'e 6 diğerinde bakın 12 santimetreye 8 santimetre. Burası 8 diğer 12. Yerlerini şöyle düzeltiyorum tabii ki de. 4'ün 8'e oranı 6'nın 12'ye oranıdır. 1'e 2 oranı olacak şekilde benzerliği şimdi yazabilirim. Bakın, alfa'nın karşısında x var küçük üçgende. Büyük üçgende alfa'nın karşısında 10 cm var. Demek ki içler dışlar x'imiz 5 cm. Burada yine makasdan ters açıları kullanıyorum. Alfa alfa. Soldaki üçgenimiz arada alfa olacak şekilde 2'ye 4 var. Buradaki üçgenimizde arada alfa yazmış 4'e 8 var. Bakın yine az önceki soruda olduğu gibi 1'e 2 benzerliği var. Demek ki burada alfanın karşısında 3 varsa diğer üçgende x var ve birbirine orantılı. Orantı sabitimiz 1 bölü 2'dir ve x'imiz 6 cm. Burada c açısına alfa diyelim. Şuradaki edc üçgenimizde arkadaşlar alfa var. Kenarlarında 4 ve 6 var. Büyük üçgende burada yine bakın. iki önce çözdüğümüz soruya çok benziyor. 8 cm ve 12 cm. Yine böldüğümüz zaman bakın kolay olsun diye 1'e 2 benzerliği verilmiş. Alfanın karşısında burada ED var. Atıyorum X olsun. Büyük üçgendeki alfanın karşısında 5 cm var. Demek ki buradan içler dışlardan x'imiz 2,5. Bize CDE'nin çevresini soruyor. Çevreyi bulurken tüm kenarları topluyorum. Toplayalım 12,5 cm. Eğer bu yoksa 25 2 cm. Başka bir benzerlik kuralımız kenar 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 arkadaşlar. İki üçgen arasında açılarla ilgili herhangi bir şey söylemedi ama kenarları arasında bir orantı vermişse açıların kesinlikle aynı olduğunu bunların benzer olduğunu söyleyebiliriz. Yine şöyle bir örnek verelim. Buna 30, buna 40, buna 50 dersek burası da 3, 4, 5 olmuşsa 30'un karşısında alfa varsa 3'ün karşısında alfa var. 40'ın karşısında teta varsa 4'ün karşısında teta var. Burada beta varsa diğerinde de beta var. Ve ABC benzerdir. DEF şeklinde yazabiliriz. Bakın 4, 6, 8. 2, 3, 4. Bunlar birbirinin iki katı. Burada K benzerlik oranımız 2. 4 2 ile orantılı, 6 3 ile, 8 4 ile. Bakın 4'ün karşısında alfa varsa şu 2'nin karşısında alfa var. 6'nın karşısında teta varsa şu 3'ün karşısında da teta var. Şurada beta ve beta. A ile D birbirine eşit, beta beta. C ile F alfa alfa birbirine eşit. Burada ABC üçgeni. ABC üçgeninde önce beta açısını kullandı, sonra teta, sonra alfa. Burada bakın F diyor. F'de arkadaşlar alfa kullanılmış. A'da beta kullanılmış. O zaman bunların sıralamalarında bir hata var diyebiliriz. Yani E şıkkı bizim için hatalı şık. Evet burada alfalar var. Tetalar var. Alfa ile teta arasında bir bağıntı bulunuz. Şu yukarıdaki üçgende arkadaşlar. ADE üçgenine baktığımız zaman. Arada bir alfa görüyorum. Kenarlarında 4'e 6 görüyorum. Bir tane de 3 var. Sonra arkadaşlar. Şu büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende ne var arkadaşlar? Bir kenarımız 12. Bir kenarımız 9. Şurada başka bir AB kenarımız var. 15 e artı 3'ten 18. Şimdi şöyle baktığımız zaman 4'e 12, 6'ya 18, 3'e 9. Bunların hepsini birbirine oranlarsak 1 bölü 3. Yani küçük üçgenle büyük üçgen birbirine arkadaşlar nedir? Benzerdir. Mesela bakın alfanın karşısında 3 var. Peki bunu 3'ün karşısında ne var? 9. E 9 santimetreyi gören açımız teta. Demek ki buradaki alfa ile teta birbirine eşit iki açı olmalı. Yani alfa ile beta arasındaki bağıntı derken bunların eşit olmasını ifade edebilirsiniz. Evet yine şu açılarıma alfa dedim, alfa dedim, teta dedim, teta dedim, beta diyelim. Yine şurası da beta. Hemen çıktı yani buradaki küçük üçgenimizle ADE üçgeniyle büyük üçgenimiz ACB üçgenimiz nedir? Birbirine benzerdir. Açı açı açı. Alfanın karşısında 4 var. Büyük üçgende alfanın karşısında 6 artı 2 var. 8. Demek ki benzerlik oranımız 1'e 2. Betanın karşısında 6 var. Betanın karşısında büyük üçgende x yok arkadaşlar. Karıştırmayın. x artı 4 var. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 2 diyorum. Yine buradan içler dışları görüyorum. x artı 4 eşittir 12. 4'ü diğer tarafa attım. X'im 8 cam. ABC eşittir pardon benzerdir AED üçgenine. Burası alfa ise büyük üçgende de alfa gördüğünüz gibi. B açısı teta ise şimdi burada da E açısı. Küçük üçgende de bu E açısı teta'dır. O zaman burası beta ise şuradaki C açımız beta'dır. Büyük üçgenin çevresi 36'dır. Şimdi bir dakika BC'ye burada 3K DE'ye 2k diyebilirsiniz diyor. DE 2k, BC 3k. Şimdi ADE üçgenimiz alfa'nın karşısında 2k var diyorsa büyük ACB üçgenimizde de arkadaşlar alfa'nın karşısında 3k var. E benzerlik oranımız 2'ye 3'tür. Peki benzerlik oranımız 2'ye 3 ise çevreleri oranı da 2'ye 3 değil midir? Yani bizim küçük üçgenimizin çevresinin büyük üçgeninin çevresine oranı 2 bölü 3 ise sadeleştirmeye gideriz. 12 çevre ADE eşittir. 12 çarpı 2'den 24 santim gelir. ED paraleldir AC. Bu bizim için burada çok hayati bir olay. O yüzden şöyle çizgilerle bunu belirtelim. Paralellik varsa arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şöyle bir Z kuralı yaparsanız. Burası alfa ise alfa eşit olduğu için şu açıyla buradaki açımız şu ikisi birbirine eşittir. Neden? Z kuralında ne oluyordu? İç ters açılar oluyordu. Böyle Z kuralında ters açılar birbirine eşit diyorduk. Burası da alfa. O halde şu taramış olduğum üçgen alfa alfa ise şu kenarımız ne olur? 8 cm. Sonra şuradaki açımız da alfa artı alfa 2 alfa ya da paralellikten şurası 2 alfa olduğu için burası da 2 alfadır. Şimdi bizden ne istiyor? B, D, x bunu soruyor arkadaşlar. Şu açıya teta derseniz paralellikten bu açıda teta gelir. Burada EBD üçgeninin açıları teta ve 2 alfa. Şöyle teta dersiniz. Şuraya da 2 alfa dersiniz. X 8. Burası BED üçgeni. Sonra büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende B diyelim. Buraya C dedik. Sonra teta. Burası 12. BC'miz X artı 8 açımızda 2 alfa. Teta'nın karşısında burada x var. Büyük üçgende x artı 8. 2 alfa dedik. 2 alfanın karşısında hiçbir şey yok. O zaman bu açılara da beta diyelim. Beta diyelim. Beta'nın karşısında burada 8 varsa beta'nın karşısında burada 12 var. Burada içler dışlar yapacağız. 4 ile sadeleştiriyorum. 3x eşittir. 2 çarpı x artı 8. Buradan x'i çekiyoruz. x'imiz 16 cm geliyor. Günün son sorusu çıkmış bir soru olsun arkadaşlar. ABC ve DEC birer üçgendir. Buradaki açıların alfa alfa olduğunu görüyoruz ve birbirine eşittir. Şurası teta dersek makas var. Ters açıdan teta. O zaman buna beta derseniz şuradaki açımız da nedir? Betadır. Şimdi bu beta'nın yanındaki açıyı arkadaşlar ne diyelim? Y açısı diyelim. Fark etmez. O zaman buradaki beta'nın karşısındaki de Y açısıdır. Şimdi hangi iki üçgene bakacağız? EDC üçgenine bir bakalım. EDC üçgeninde D kenarımız E var. Burası alfa, burası C. Burası da Y olsun. Şurada X artı 2 cm var. Burada da 3 var. Büyük üçgene bakalım. Şuradaki büyük dediğim ABC üçgenine bir bakarsanız. Burası Y'dir. Burası alfa. X burada da 5 ve 3 var. 5 artı 3'ten 8. Demek ki bizim buradaki DEC üçgenimiz de arkadaşlar benzerdir. B, A, C üçgeni diyebilirsiniz. Şöyle işaretlerini düzgün yapalım. Y'nin karşısında x artı 2 var. Diğer büyük üçgende y'nin karşısında 8 var. Sonra alfanın karşısında küçük üçgende 3 var. Alfanın karşısında burada büyük üçgende x var. Buradan x çarpı x artı 2 eşittir 24. Şimdi şıklara da bakarsanız burada ikinci derece denklemlere girmeye hiç yok. A şıkkını deneyin 4 kere 6 24 santimetre olduğunu görürüz. Yani son sorumuzun da cevabı A şıkkı. Arkadaşlar diğer dersimizde konu kavrama testimizi çözeceğiz. Yeni nesil sorularımız ve ÖSYM tarzı sorularımız var mı bakıyorum. ÖSYM tarzı koymamış. 3 tane testimiz var arkadaşlar. Bunları çözeceğiz. Arkadaşlar videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın %14'ü kanalımızı takip ediyor. Geri kalan %86'sı maalesef takip etmiyor. Bu arkadaşlar da takip eder, bizi destekler, motive ederse sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sınavlarda başarılar diliyorum.